Selamlar arkadaşlar, yeni bölümümüzün açılışına tekrardan hoş geldiniz. Bu bölüm yine harikalar yaptığımız çok keyifli bir bölüm oldu. Umarım siz de keyif alırsınız diyelim ve açılışa lafı fazla uzatmadan bir an önce teşekkürler kısmına geçelim. Bu bölümde de bize yeniden desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum. Hem oyundan hem YouTube'dan bütün selamlarınızı alıyorum, tekrardan teşekkür ederim diyeyim ve bir an önce isimleri atlayayım. Mangi, Magox, Kemah Spor, Cüceler İş Başında, Neo Jims, For The Horde, Bella Black, Kimsesiz Yaşar, Boop, Zuhur, Walking Hazard, 4, Yakarım Çıranızı, Off-White, William Wallace, Ricky Maru, Jericho Swain, Projak ve Calamity arkadaşlarımıza bu bölümde de bizden desteklerini esirgemedikleri için ayrıyeten teşekkürlerimi iletiyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan bir an önce bölüme atlayalım. Evet arkadaşlar, 18. bölümümüzün açılışını tekrardan yapıyoruz. Şöyle göstereyim, 30 günlük premiumumuz aktif oldu. Yani şu an 17. bölümün kapanışıyla 18. bölümün açılışı arka yaklaşık olarak 2 dakika arayla falan yapıldı. Paramız hala 800k üzerimizde, Magic Hammer'ımız, Golden Pickaxe'imiz ve Trina'mız var. Şunları hemen çekelim, bankaya atalım. Pickaxe'i de alalım, bu da dursun bankada. Ya da burada mı dursun? Hadi burada, Letter'da dursun o. 17. bölümde çok güzel şeyler yaptık. İnşallah 18. bölümde aynı şekilde ilerler diyelim. Bunu satılacaklar arasına ekleyelim. Yani şu an tabii satamayacağız ama en azından dursun. Şunu da şöyle koyalım ve 18. bölümümüze de böylelikle başlayalım. Şu an tabii gece saat 1.30. O yüzden şu an yapabileceğim bir şey yok ama sabah şehresinde görüşürüz diyelim. Günaydınlar arkadaşlar. Sabah şehresinde yine Deva'ya doğru koşuyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa çıkarız diye düşünüyorum. 27.30'da geldik. Son mob kutusuna bakamadık. Yani mage'lerden birisi kol aldı. Şimdi günahını almak istemiyorum ama muhtemelen sıra benim önümdeki mage'lerden birisindeydi. Ve kutuya bakılmasın diye hemen yanına kol aldı. Canı sağ olsun, problem yok. Kazanıp çıkarsak iki silver bizim için gayet kafi. Sıra muhtemelen şu an heavy class'ta. Kutu bende olmadığı için HPS'de hiçbir şey yapmayacağım. Hızlıca daha fazla atak vermeye çalışacağım. Bakalım, yani bayağı hızlı kesebileceğiz gibi. Yani yarım dakikadan kısa sürede canını zaten 4'te 1'ini indirdik. Hadi abi, çok güzel atak veriyoruz. Ekibimiz de güzel gözüküyor. İnşallah bir aksilik olmazsa kesip çıkacağız abi. 80'de attık ve bitti. Elimize sağlık, güzel bir JR'ydi. Şuraya bir tane green'i koyduk. İki tane de silver gelecek. Elinize sağlık diyelim. Ve JR'den çıkış yapalım. Çok güzel abi. Bu arada şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi geldiler yazdılar. Bu tür durumların yaşanmasının sebebi bu arada şöyle bir şey. Şunları bir bankaya atayım. Mesela onlar gelmeden 10 saniye önce bitirme ya da onlar bitirmeden 10 saniye içinde 10 saniye önce yetişme vesaire durumlarını çok fazla yaşıyoruz. Bunu da zaten fark etmişsinizdir. Bunu sağlayan en önemli şeylerden birisi şu. JR'ye girmeden önce bir tane Swift Sage'e basıp direkt koşu yoluna bakıyorum. Yani bunun artısı bayağı oluyor. Bütün mage'lere öneririm. Ya bilmiyorum yapan yapmayan ne kadar var. Ama yani JR'ye giren mage'lerin kesinlikle yapması gereken bir şey. Ekibe en az 10-15 saniye katıyor. Ve bu 10-15 saniyede de belki JR'yi kazanıyorsunuz. Belki kaybetmekten kurtuluyorsunuz. Bu yüzden bunu da öneririm diyeyim. Ve seriden bosslar için server değiştireyim. Evet, sabah bosslarından sonra geldik. Bir iki sece PK attık. Biraz daha NP kastık. Çok NP rank kasamıyoruz ama en azından NP'mizi tekrardan 300k bandına çıkardık diyelim. Şöyle yazıyı alıp gidelim. Haydi bize bir drop versin de sabah sabah keyfimizi yaşayalım diyelim. Attım. Aha! Güzel. Bronze Glow. Güzel abi. Üçüncü drop'umuz da böylelikle almış olduk. Çok harika bir drop değil. Muhtemelen 30-40 M ediyordur. Ama hiç yoktan iyidir. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle bir tane de Old Draki Box'ımız vardı. Bunu da attım. 13. Old Draki Box'ımız oldu. Bir tane de Bronze Glow. Çok güzel abi. Buradan da bir drop aldığımıza göre ben gideyim biraz pazar kurayım. Belki şu Nek'e bir alıcı buluruz. Evet, selamlar arkadaşlar. Nek'i hala satamadık. Nek hala üzerimizde duruyor. Bir tane ucuza eşya bulduk. Sağ olsun. Bella Black bize bir adet prestiling verecek. Bunu da dedim kaçırmayalım, yani çok ucuza veriyor ve bayağıdır da bekletti sağ olsun. 455 seli varken, 425'e bayı varken 415'e veriyor bize sağ olsun. Yani konuştuk, yabancıya gitmesin, tanıdığa gitsin dedi, çok sağ olsun. Bize bir adet daha prestiling verecek. Şöyle üzerimizde 417 ampara var. Bunun 200 emini Blue'dan, 200 emini Inspect'ten borç aldım. Dedim Nek'i satınca veririz. Zaten Nek'te ikisi de vardı. Hani her şekilde borcumu ödeyeceğim. Ama dedim öncesinde yani bu item'ı kaçırmayalım. Adamı da daha fazla bekletmeyelim. Sonuçta hani 2 gündür benim eşyayı satmamı bekliyor. Daha doğrusu 1,5 gündür. Sonuç olarak bir şekilde para ihtiyacı olabilir vesaire. Şimdi atalım trade'imizi. Eşyamızı alalım abi. Şöyle 415'e mi verdik ve bir adet daha Prestiring artı 2 alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan buradan kendisine. Böyle bir adetle selamımızı çakalım ve ikinci prestiringimizi de böylelikle almış olduk. Gördüğünüz gibi iki adet küpemiz hazır. Bu saatten sonra küpeyi değiştirmeyiz. Bir atak kontrolü de yapalım hazır çıkmadan. Bu arada hayırlı olsun, videoya selam demiş. Selamlar olsun diyelim. Aynı zamanda Discord'dayız bu arada, konuşuyoruz bir yandan da. Birazdan oraya tekrar döneceğim. Öncesinde bir atak kontrolümüzü yapalım. Şöyle 2235 ataktan. Abi bakalım, ben 50'yi geçeceğini düşünüyorum 2250'yi. 2260 atak.
Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Güzel. Şu an küpeleri kilitleyeceğim. Ardından da bakalım daha neler almaya devam edeceğiz. Neki satınca da bir miktar paramız kalacak. Onunla da biraz daha STGB satıp keş çekeriz diyelim. O zaman bakalım bir sonraki kısımda ne yapıyor olacağız? Iron Neki satmadan son bir tur BDV yapalım dedim. Şansımız varsa kazanırız. Bakalım şöyle tek tek de aceleri dağıtalım. Haydi bakalım. Ürünümüzü aldık. Küpleme. Daha bir Neki'yle bir tane oyun oynayacaktım. Niye küplüyorsun hemen? A few moments later. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Light's so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights, waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender. I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Light so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight. You gotta step up, be courageous and grind. When you come face to face with the fears that you have, do you cower or shine? Today is the day, make a change in my life, I think it's about time. I won't let fear hold me back anymore, for me getting what's mine. I'll change my brain, my thoughts. A new game, new rules, my laws. Evet, karşıda 7 kişi kaldı. Yani bu BDV'yi böyle oynamış olduk. İlk defa uzun uzun süreden sonra ilk defa bir BDV gösterdim. Çok keyifli bir PK'sı olmadı ama sağlık olsun. Sıfıra karşı kazanıyormuşuz zaten. Şöyle bakayım 2 kişi kaldı. Elimize sağlık diyelim. Iron Neck'i de muhtemelen kısa süre içinde satacağız. Bununla bir tane hatıramız olmuş oldu. Bakalım belki ileride kendimizin bir Neck'i olur. Şöyle gördüğünüz gibi Prestealing'leri de kilitledim. Onlar da artık sabit takımız. Şimdi alınacak neyimiz kaldı? Pendantımız ve yüzüklerimiz artı Trial 7 setimiz ve 7 kalkanımız. Bakınca çok fazla şey gibi gözüküyor. Ama bir nek aldık ve küpemizi tamamladık diyelim. Elimize sağlık. O zaman bir sonraki kısımda tekrardan görüşelim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi ufak bir bilgilendirme yapayım. Yani Iron Neck'i sattık, nasıl sattık vesaire. Öncelikle şu an ekranda görüyorsunuz. Iron Neck'i Flameling artı 20 GB'ye verdik. Flameling bize aitti zaten. Inspecting Flameling'ini arkadaşa 11 GB'ye verdik. Ardından onu geri alıp, yani 11 GB'yi zaten almıştık. Onu geri alıp üzerine bir de 20 GB aldık. Ve Iron Neck'i teslim ettik. Dece oldum. Hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar, zor da olsa girmeyi başardım. Şimdi pusuları hemen bankaya aktardım. Mage'imize geçeceğiz çünkü JR için. Öncesinde dedim şunu bir tekrar üzerinden geçelim. Dediğim gibi Inspecting Flameling'ini verdik. 11 GB'ye saydık. Zaten normalden daha ucuza saydık ama hani ticaret dönsün diye yaptık. Ve ardından 20 GB artı Flameling'i geri aldık. Üzerine biz de Neck'i teslim ettik. Bu şekilde ticaretimiz sonuçlandı. Payların bir kısmı dağıtıldı. Şöyle göstereyim. Aldığım 200'en borcu verdim. Kalan kısmı sadece 2 kişinin payı kaldı. Burada 515 artı 515 toplamda 10 GB 30'en bir pay vereceğiz. Ek olarak burada 2 GB'de borcumuz var. Onları da verdiğimiz zaman borcumuz bitecek. İki tane prestealing'imizi tamamlamış olduk. Ek olarak da üzerimizde 100'en paramız kaldı. Bu arada hani biliyorsunuz 5 GB pay aldığımız için oradan gelen para diyelim. Birkaç gün önce bir tane prestealing artı 0 almıştık. Bu da teknik olarak boşa çıktı. Bunu da satacağız. Yani bu Ron's Glow ve Trina'mız bize biraz para kazandıracak. O yüzden ben şöyle bir plan yaptım. Bu üzerimizdeki GB'yi bir ara siteye satacağım. Bu parayla da cash çekeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki yakında Perimiz ve Bahamut'umuz bitiyor. Yani Bahamut'umuzun birkaç günü kalmış. Perimizin de ondan 4 gün fazlası kalmış. Bunları kaybetmeden hazırlıklı olmalıyız. Ek olarak da bunların da Peri'den bir gün sonra da Patoslarımız bitiyor. Yani hepsine hazırlıklı olmalıyız diyebilirim kısaca. O zaman ben seriden JR için mage'imize geçeyim. Ardından tekrar buluşalım. Arkadaşlar selamlar. Bu gece rest gecesi. O yüzden öncesinde bir dedim son tur haklarımız vardı. Bu rabbit haklarımız. Ve tavşanla 3. çarımızda sonunda bir tane tavşan pet transformation aldık. Bunu petimizi çevirdiğimiz zaman ne kadar ediyor bilmiyorum. Ama ya kullanırız. Yani pet kullanmıyorum ama. Ya kullanırız ya satarız ama ben güzel bir para ettiğini hatırlıyorum. Bugün bereketli bir gün oldu yani. Bayağı ronz aldık. Iron Neck'i sattık. Prestealing'imizi aldık. Bir de üzerine bunu aldık. Şimdi son bir çarım kaldı. Ona da geçeyim bakayım. Belki onunla da mortar alırız diyelim. Alamazsak zaten şey yaparız. Bu arada JR'ye giremedim. 2'de 377 tıkladım girebilecekken.
Ne yazık ki internetim gitti ve sonrasında 3'e girdim. 3'te de çekmedi. Sonra 3'te Boston'a gittik. Onda da bronz belt aldık. Göstermeye çok gerek olmadığı için o kısmı da atladım. Ve sonrasında dedim ki yatmaya geçmeden önce şu tavşanları halledeyim ve gördüğünüz gibi tekrardan göstereyim. Rabbit Pet Transformation aldık. Çok güzel oldu. Yani dediğim gibi inşallah değerli bir şeydir. Öyle hatırlıyorum. Ama bakalım bir ara pazara bakarız. Selamlar arkadaşlar. RES'e yaklaşık olarak bir 4 saat falan var. O yüzden dedim çok fazla pazara vesaire gitmeyeyim. Pazarda zaman öldürmeyelim. Zaten çok, bu saatlerde çok bir şey satılmaz diye varsayıyorum. O yüzden dedim bari GG slotunu boş bulmuşken buraya geleyim. Şöyle server 1'de Camp 2'de üçlü slotu boş buldum. Buraya yerleştim. Yaklaşık olarak kaç dakika? 26 dakika olmuş. Bence güzel başladık. Yani parayı vesaire sıfırlamadım. Çok önemli değil. Saat vesaire de kaydetmedim. Şöyle bir şey göstereceğim. Şöyle 5 tane çöp aldık. Bir tane rock chitin aldık. Bir tane buz aldık. Bir tane de şöyle hemen şunu çeksin. Ardından göstereyim. Bir tane Assassin's Creed MPR kaldık. Para ediyor mu bilmiyorum. Ama dursun belki para ediyordur. Satarız. Ya da işte ihtiyacı olan birisi olursa ona veririz. Buz çok güzel oldu. Aynı şekilde rock chitin de güzel oldu. Şöyle bakayım bunları gösterebilecek miyim? Muhtemelen çıkar şeyde. Heh, busu görüyorsunuz burada geldi zaten. Rock chitin de ondan çok uzun bir süre önce değil. Şurada geldi. Güzel başladık. Yani daha yarım saat olmadan çok güzel bir droplarla başladık. Daha doğrusu bir tane değil de. Buz artı şeyle başladık. Chitinle. İnşallah böyle devam eder. Yani yaklaşık olarak kaç saat daha? 3 saat 20 dakika kadar daha buradayız. Bakalım böyle saat başı bir raporlama yaparız. Şimdi ben ufaktan bir repair'e gideyim. Şunları bir repair yapayım. Sonra kalıcı olarak bırakayım. Üzerimde cini falan da yok. Cini falan da çekmem lazım. Zaten dedim toplu yaparız hepsini. O zaman repair'imi yapıp geleyim. Ardından yine saat başında tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilk saati neredeyse doldurmak üzereyiz. Gördüğünüz gibi TS'mizin de bir dakikası kaldı. Şöyle bir üzerimizi göstereceğim. TS bitmeden şeyi göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane çitin aldık. Göğüslük rock çitin aldık. Bu çok önemli. Bir tane buz. Bunlar satılacak şeyler, çöpler. 123 parayla başlamıştık. 1.5 M civarı bir nakit kastık. Üzerine çok güzel drop aldık. Bence ilk saat verimli geçti. Bakalım ikinci saatte neler yapacağız. Yeni TS'yi bastıktan sonra ikinci saate de başlamış olacağız. Hatta şöyle sileyim. Bu turda bulçur basacağım. Yani biraz daha mesafeyi arttırmak için. Şunu kestikten sonra TS'mizi hatta şimdi değiştirelim. Şöyle değiştirelim. Yani mesafeyi bir tık arttıralım. Moba vurma mesafesini. Bakalım ne kadar verimli olacak. İkinci saatin sonunda dropları görmek için tekrardan buluşuruz diyelim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. İkinci saatin sonuna da böylelikle geliyoruz. Şöyle TS'yi göstereyim. Bir dakikalık bir süresi kaldı. Ne yazık ki ikinci saat hiç istediğimiz gibi gitmedi. Yani birinci saatte aldığımız droplar aynı. Sadece biraz çöpümüz var. Neredeyse ikinci saati sıfır geçtik diyebiliriz. Ama bakalım üçüncü saatte neler olacak. RES'e yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika var. O süreçte drop alabilecek miyiz bakalım. TS'de bitince yenisini basalım derken bir tane pres çitin aldık. İyi bari. En azından ikinci saati bitirmeden bir tane çitin almayı başardık. Hiç yoktan iyidir. Evet selamlar arkadaşlar. Üçüncü TS'mizi de böylelikle bitirmiş olduk. Dördüncü TS'yi bastık. Şöyle gördüğünüz gibi üzerimizde 120'den para oldu. Bu üçüncü saat biraz daha bereketli geçti. Şöyle göstereyim. Bir tane daha bus aldık ve toplamda 2, 4, 5 tane çitin aldık. Bir tanesi mage, bir tanesi priest. Geri kalan daha değerli çitinler. Şimdi gidelim hem RPR yapalım hem şu üstümüzdeki eşyaları satalım. Yani zaten RES'de yaklaşık olarak bir 40 dakika var. RES gelmeden de şurada bir iki bir şey daha alalım. High class hiç alamadık. Yani high class almayı ümit ediyorum. Bakalım başarabilirsek şey yapacağız. Burada gördüğünüz gibi biraz çöpümüz var. Herhangi bir değerli bir şey yok. Bir tek şöyle priest tekrar aldık HP recovery ama HP recovery'ler zaten işe yaramıyor. Bir de yani kullanan da yok, bankamızda da var bir sürü. O yüzden onları saklamayacağım, direkt satacağım. Şunları bankaya atayım. Yani önceden de bırakmıştım şöyle. Toplamda 9 tane çitinimiz oldu. Çöplerden de bir 1.5 M para aldık. Çok güzel RPR'imizi de yaptık. Slot'a koşalım. Toplamda 3 saati tamamlamış halimizde 6 M nakit para kastık. Bence güzel. Yanında 9 tane çitin kastık. 2 tane de bus aldık. Yani şöyle desek 6 M artı 2 busu 10 M diye saysak. Yanında 9 tane de çitin aldık. 3 saat için bence AFK farmda gayet güzel. Ya ben Giant Golem'i çok sevdim ya. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama Giant Golem benim için mükemmel bir slot ve 83 olduktan sonra inanılmaz kolaylaştı. Biraz pot harcıyoruz. Böyle aşağı yukarı saatte bir 60-70 pot harcıyoruz ama o da çok problem değil. Zaten yani olacak bir şey. AP'miz 2260. Yani bunu 2400-2500'e çıkardığımız noktada zaten bu slot inanılmaz kolaylaşacak. Bakalım yani bol bol buraya geleceğiz artık, onu söyleyebilirim. O zaman 4. saatimize de başlayalım. Toplamda da burada dediğim gibi 40 dakika kalacağız. Server kapanmadan tekrardan buluşuruz diyelim. Evet arkadaşlar, server'ın kapanmasına 3 dakika kaldı. Şuradan sonrasında elle dönelim biraz. Elle birkaç mob dönelim. Ardından gate'imizi atalım, eşyalarımızı atalım. Hatta direkt atalım ya. Yeter bu kadar. Yani yaklaşık olarak 3,5 saat, 4 saate yakın bir süre burada kaldık. Son saatimizde de hiçbir şey almadık. Evet, gerçekten hiçbir şey almadık. Herhangi bir düşen MP recovery vesaire bir şey yok. O yüzden son saatimizde böyle geçti diyelim. Yani 1. ve 3. saat çok güzel geçti. 4. saatte, 2 ve 4. saatte patladık. Sıkıntı yok. Elimize sağlık. Şunları bir seriden satalım. Bakalım kaç para gelecek.
Ona göre bir ufak hesaplama yapar. Ardından da server kapanışını bekleriz. İlk turdan 820k. İkinci turdan da 770k. Buradan da bir toplamda 1.6 M para kastık. Şöyle toplamda 4 saatte 2 boost alabildik. Boost da biraz kıt kıtti ama olsun, sıkıntı yok. Şöyle bankaya gidelim. Boostları atalım. 2 boost. Toplam 8 M para. 8 M artı 2 boost desek 12.5 M gibi bir para diyebiliriz oraya. Ek olarak da 9 parça çitin aldık. Bunları da bir ara ilk fırsatta basarız diyelim. Burada da değer olarak biçersek şunlar sanırım 1.5M falandı. Bunlar da 500K, 250K, 700K neyse artık. Öyle fiyatları var. En az buradan da bir 3M, 4M'lik bir çitin çıkar. Yani en az bir 15M para kastık. Baktığımızda AFK farm için bence kötü değil, gayet iyi bir farm. Ama Giant Golem biliyorsunuz ki zor kesilen bir mob ve bu yüzden de zaten çoğu insan kalmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi server kapanıyor. Server kapanışıyla birlikte savaş yeresinde görüşürüz diyelim. Disconnect yedik. O zaman savaş yeresinde görüşürüz diyelim. Günaydınlar arkadaşlar. Sabah postlarından sonra günlük görevimizi yaptık. Bir seyircede iki görevi bitirdik. Şöyle göstereyim. Bir de güzel rank yaptık. Burada normalde klanımızdan 3 kişi vardı ama bir ben kalmışım. Diğerleri çıktı muhtemelen. 3K rank yaptık. Güzel abi. Bir seyircede 3K rank bizim için yeterli. Zaten DC Premium'dayız. Şimdi ikinci görevi de teslim edelim. Şunları da bir bırakalım bankamıza. Seriden bir görevi teslim edelim. Bakalım bugün bir şey alabilecek miyiz? Dün bir tane drop aldık. O yüzden bugün çok beklentim yok ama denemeye değer. Bu arada server erken gelmedi. O yüzden JR'ye giremedik. Sonrasında bosslara yakın bir saatte geldi. Bossları yaptık. Bosslarda da kutu alamadık. O yüzden gösterecek bir şey olmadı. Şöyle kırdım. Pot aldık. 5 tane pot. Selamlar arkadaşlar. Çarımız bir süredir pazardaydı. Bugün akşamı dışarıda geçirdim. O yüzden JR, bosslar vesaire onların hepsini kaçırdım. Ekibimiz bosslara gitmiş. Bosslardan da bir drop almışlar. Onlara hayırlı olsun diyelim. Ben şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Potumuz neredeyse hiç kalmadı. Ne cam potumuz ne mana potumuz. Bunları doldurmamız lazım. Şimdi mana potumu satın aldığım taksici arkadaşla konuştum. Ondan dönüş bekliyorum. Ama onu bekleyene kadar dedim ki ben potlarımızı, cam potlarımızı tamamlayalım. 9999 tane cam potu ve 9999 tane kağıdımızı aldım. Dedim ki bunları pota çevirelim. Şöyle göstereyim. Ne kadar para harcadık tahmini. 22M kağıtlara ve burada da 700K kadar da potlara harcadık. Yani toplamda 22.7M'e 10.000 tane pot yapacağız. Şimdi şunları ufaktan başlayıp finalde tekrardan buluşalım. Evet, son potlarımızı da böylelikle yaptık ve potlarımızı tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi 97 tane bankaya bırakayım. 9.999 tane cam potumuz oldu. Şimdi sırada mana potlarımızı tamamlamak var. Onu da bugün içinde hallederim. Bir 50 M'de mana potlarına gidecek. Sonrasında kalan paramızı duruma göre hesaplarız diyelim. Dedim onda hazır fırsatımız varken seriden potlarımızı yapalım. Onu da size göstereyim. O zaman bakalım bir sonraki kısımda neler yapıyor olacağız. Muhtemelen mana potlarını almaya geçmiş oluruz. Şimdi taksici arkadaştan dönüş alamadım. Dedim bari ondan dönüş gelene kadar şu elimizdeki çitinleri basalım. Biliyorsunuz bunları geçen gün Giant Golem'den düşürmüştük. Bakalım buradan neler basabileceğiz. Yani şu an şu bug'dan dolayı bilgisayar çok kasıyor. Normalde kasmaması gerekiyor ama şu bug'dan dolayı, şu visual bug, işte görüntülerin kaymasından dolayı ne yazık ki çok kasıyor. Şöyle bir 31 tane kağıdımızı burada, nerede düğmesi? Nerede ki bu ya? Sanırım buldum. Evet, 31 tane satın aldık. Bunların 31 hakkımızı kullanalım. Seriden artı 3 yapayım. Ardından tekrar görüşelim. Evet, upgrade arasında bir tane BDV sıkıştırdık. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane yeşil kutu aldık. Güzel, güzel oldu. Yani bununla beraber sanırım 71. falan winimiz olması lazım. Bakayım. 81. winimiz oldu, pardon. 19 win sonra 90 defimiz de açılıyor prestimizde. Şimdi ama tabii konumuz o değil. Upgrade'imize devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini artı 3 yaptım. Seriden artı 4'e atalım. Hatta seriden artı 5'e atalım. Artı 5 olunca tekrardan buluşalım. Evet, artı 5 serüvenimiz sona erdi. 9 parçadan sadece 4 parça artı 5 oldu. Ben bu upgrade işinde sanırım baya kötüyüm artık ya. Bunu bir son verip aslında bırakmak mı gerekiyor bilemedim. O zaman ben seriden relok atayım. Şunların upgrade'ine devam edelim. Evet, server 1'e giriş yaptık. Şimdi gidelim seriden. Bunları bir artı 6'ya atalım. Bence artı 6 yaparız ya. Artık bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle geldim. Yolladım. İlkini artı 6 yaptık. Çok güzel. Burada en önemli olan göğüslük. Bildiğim kadarıyla rock göğüslük bir 15-16 M ediyor. Yani o yüzden onu 7 alabilirsek çok tatlı olur. Alamazsak diğerlerinde en azından bir iki parça bir şey kovalayacağız. İkinciyi de artı 7 yaptı. Allah söyletti. İkinciyi de artı 6 yaptık. Üçüncüyü de sanırım yandı, evet. Üçüncü parçamızı yaktık. Ve son parçamız bakalım artı 6 olacak mı? Yolladım. Evet, bu da artı 6 oldu. Çok güzel. 4'te 3 en azından artı 6 yapabildik. Bu da güzel bir durum. Şöyle bakalım artı 7'ye bir parça alabilecek miyiz en azından? Alırsak da göğüslüğü alalım istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi en değerli parça. Sanırım en değersiz burada warrior kafalık. Onu bir ilk önden atalım. Yolladım. İlkini kaybettik. Yolladım. Bunu da kaybettik. Yine bir MD vakasını yaşıyoruz galiba. MD'de yaşadığımız vakayı. Hadi abi bu geçsin.
Bu geçerse zarar etmiyoruz. Güzel de para kazıyoruz aslında. Şöyle diyelim. Bu geçerse 10M kadar bir karımız var. Çizimlerin fiyatını falan düşünce de bir 5-6M bir karımız olur geçerse. İnşallah bunu geçireceğiz diyelim. Yolladım. Yollayamadım. Onu da yolladım. Bu da yandı. Sağlık olsun. Tekrar zaten GG'ye gideceğiz. Tekrar GG'ye gittiğimizde kastıklarımızı bir sonraki upgrade'de değerlendiririz diyelim. O zaman bakalım bir sonraki kısımda ne yapıyor olacağız? Deva'ya ulaşmayı başardık. Çoktan Deva'ya atak verdik ve Deva'nın canı şimdiden %75'e düştü galiba. Evet, %80 bandına düşmüş ve 27 dakikamız var daha. Muhtemelen bir aksilik olmazsa kazanıp çıkarız diye varsayıyorum. Ekibimiz de güzel bir ekip bu arada. PK'ya kalsak da muhtemelen çok sıkıntı yaşamazdık. Ama kalmamayı tercih ederiz. Sonuçta yani niye PK'yla uzatalım? Zuhur da şu an alttan dünya çok küçük diyor ama benden mi bahsediyor Duni derken sanırım benden bahsediyor. Ona da buradan selam olsun. İnşallah kazanıp çıkıyoruz abi. Bir aksilik yok gibi gözüküyor. Haydi bir iki vuruş daha. Son vuruşta tozumuzu da basalım. Haydi adamlar geldi. Hemen şuradan 70 ile son vuruş yapmaya çalışacağım. 70 vurdum. 80 vurdum. Bende kaldı gibi gözüküyor şu an. Elinize sağlık diyelim. Son vuruş bende gibi gözüküyor. Bir aksilik olmazsa aldık gibi. Evet çok güzel. Şöyle 2 silver, 1 blue, bir de black ile çıktık. Sonunda Deva'ya son vuruş yapmayı da başardık. Uzun bir süredir hep başkalarının son vuruşuyla kazanıyorduk. Sonunda benimkiyle de kazanmayı bildik. Şöyle gördüğünüz gibi 4 tane silver ve her gemden birer tane koymayı başardık. Şimdi bosslara yaklaşık olarak 1 saat var. Bossa gitmeden ben biraz çalışayım. Ardından tekrar buluşalım. Ufak bir kayda gireyim dedim. Şöyle bir lente şeyimiz bas. Yeni etkinlikten bir bal kabağı TSS'i bas. Çok güzel gözüküyor bu arada. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Bayağı da hızlı çalışıyor. Az önce Bella Black'le test ettik. Bayağı da hızlı çalışıyor yani. TSS hızını çok beğendik. Neyse konumuz o değil. Şöyle bir şey göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi Bronze Gloves'umuzu 37.5'tan sattım. Yani 36.300K para geçti elimize. Ve ek olarak da şöyle bir şey yaptım. Gittim şöyle gördüğünüz gibi bir miktar para harcadım. 3M işte 3M burada, 14M burada vesaire. Toplamda 18M bir para harcadım ve 205 tane Life Jewel aldım. Bundan 41 tane Jewel of Life yapacağız mage'imize. Şimdi bunları bankaya atayım. Bankada dursun. Şuradan alıp bir ara onunla kullanacağız. Onu dedim bir göstereyim. Bu arada sabah düşürdüğümüz SS ve Prestiring'imiz de elimizde hala. Bu Prestiring'de biliyorsunuz ki önceden toplamaya başlamıştık. Artı 2 alınca gerek kalmadı. Bunları da pazara koyuyoruz. Bakalım ne olacak. Üzerimizdeki para 100M şu anda. Bir 50M'lik falan pot alacağız. Çünkü gördüğünüz gibi hiç mavi potumuz kalmadı. Yani bir pazardan bir 1000 tane çektim ne olur ne olmaz diye. Bir 10K pot depolayacağım. Ve kalanını da siteye satıp biraz cash alacağız. Çünkü şöyle göstereyim, hatta onu da gösteremiyorum. DC oldu. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Neyse 31 cash'im kaldı. Onu da söylemiş olayım. O zaman siyah ekrana da düştüğümüze göre bir sonraki kısımda görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Bir akşam CR'sinde daha Deva'ya doğru koşuyoruz. Şöyle buff'ımızı alacağız. Rakip var mı? Rakip yok. Çok güzel. Gidelim bakalım. Bir deneyelim şansımızı. Şu an sıra kimde hiçbir fikrim yok. Bakalım. Yani alıp almayacağımıza dair bir de bir fikrimiz yok şu an için. Çünkü biraz geç kaldık. Gördüğünüz gibi dakika 26. What? Neden? Neyse. Tamam. Koşalım hemen geri. Sivseşemiz olması burada işe yarıyor. Baglama işe yaramadı diyelim. Hemen koşuyorum geri. İnşallah bir aksilik olmaz, keser çıkarsak da seriden bosslar için 3'e geçeceğiz. Bu arada buradan da Mangi'ye selam olsun. Birkaç yerde bir denk geliyoruz galiba şu sıra. O yüzden ona da selam olsun. İnşallah bunu da kazanıp çıkacağız geçen sefer olduğu gibi. Şöyle bakalım Deva'yı kesmeye devam edelim. Canı ne kadar deyken rakip gelecek ya da gelmeden çıkabilecek miyiz? Birkaç vuruş kaldı. Şöyle ben HPS'e geçeyim, ne olur ne olmaz. Belki sıra bizdedir. Şöyle 80'e attık, 70'e attık, düştü. Çok güzel. Elinize sağlık diyelim. Aha sıra bendeymiş, çok güzel. Çok güzel abi, bir de silver bar aldık. Ha, adamlar da geldi. Çok güzel abi. Tam böyle ucu ucuna bitirmeyi başardık. Evet, dışarıya da 2 silver gem, 1 green gem ve bir de silver bar'la çıkmayı başardık. Silver bar'ı bu çarla satayım da şu çarın üzerinde biraz para olsun. Hep bir an parayla dolaşıyoruz. Yazık yani. Bütün emeği veren bu, cefasını çeken de bu.
Şöyle bıraktık. 6 silver, 2 blue'umuz oldu. Şöyle de bir yine 5 ham bırakalım. Üzerinde 5 ham dursun. Şimdi seriden boss'lara geçelim. Daha sonrasında tekrardan görüşürüz diyelim. Dur lagliyor. Yani abi, daha slot'a geleli 1 dakika oldu mu? Olmadı herhalde. Ne dakikası? İlk mob. Bu dakikası bile yok. Abi direkt weapon breaker. Sen alta bakmıyordun değil mi? Yok. Yani niye bakmadın mı? Hakikaten bakmadım. Hiç. İlk mob'dan weapon breaker. Hadi bakalım. Abi, güzel açılış iyi oldu ya. Selamlar arkadaşlar. Az önceki kesitte de gördüğünüz gibi Red Iron'la, yani YouTube adıyla Game Imperial'la birlikte güzel bir farm attık. Yaklaşık olarak bir 2,5 saattir Zero 2'de farmdayız. Şu anda tam Zero 2'de CZ'den atılmak üzereyiz. Hatta 2 saniye sonra atılacağız. Önce EV ile başladık. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika kadar EV döndük ama EV'den 0 drop. Ne boost, ne bes, ne trial, ne rons ya da ne exp item, hiçbir şey alamadık. Oradan sonra çok fazla elmorat geldiği için ve bir yandan da KS vesaire geldiği için dedik biraz daha sakin bir yere geçelim. Yaklaşık olarak sanırım bir 1 saat kadar da Troll Warrior döndük 2 slot şeklinde. Toplamda benim üzerimde zaten ilk mobdan gelen Weapon Breaker artı 2, 4, 6 tane glaive'imiz oldu. Sanırım 3-5 glaive de Red Iron'ın üzerinde var. Şimdi hepsini onlara vereceğim. Onun kanalında yayınlanan bir videoda bir etkinlikte kullanıyor olacağız zaten bunları. Tabii siz bu videoyu görene kadar o video çoktan yayınlanmış olacak. O yüzden ben linki sağ üstte koyuyorum. Oradan da videoya ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi ben bu eşyaları ona vereyim. Ardından tekrar muhtemelen savaş yeresinde görüşürüz diyelim. Red Iron'la attığımız farmdan sonra bir arkadaşımız klandan TVT sağ olsun burada Giant Golem dönüyormuş. Şu mecidenin cinisi açık şekilde durduğunu söyledi. Dedi burada slotlar boş. İstiyorsan gel, bir yani yaklaşık olarak bir yarım saattir dönüyormuş. Dedim ben de geleyim. O diğer GG, şuradaki GG slotunda. Oradaki mecidler de aynı şekilde bekliyor. Ben de buradayım. Yani mecidler gelene kadar burada biraz takılacağız. Şöyle bir şey göstereyim. Geleli daha ne kadar oldu? Daha 7 dakika olmuş. Bir tane bes, bir tane buz ve başka bir şey almadık. 2 tane de çöp item aldık. Ama yani slot gerçekten çok iyi gidiyor. Şöyle göstereyim hatta. Buz'u şurada görüyorsunuz. Best ondan birkaç mob önce düştü. Şurada da gördüğünüz gibi besi de aldık. Yani hızlı başladık. Yani şimdiden zaten biz 1 saatlik farmımızı attık gibi düşünebiliriz. Ona da bayağı iyi başlamış slot. Bakın bu gece uyumayacağım zaten. Sabaha kadar bakalım kaç tane drop alacağız. Keyifli olacağını düşünüyorum. İnşallah bu arkadaşlar gelmezse uzun süre burada kalacağız. Bakalım sabaha kadar neler alacağız diyelim. Az önceki mevciler slota geri döndü. Yaklaşık olarak 45 dakika kadar orada döndük. Ardından geldik buradaki Giant Golem'e. Buradaki arkadaşları yatmış. Dedim ki neden o zaman burada dönmeyelim. Şöyle göstereyim. Oradan aldığımız bir boost, bir besten sonra bir tane çitin alabildik. Başka da şu an için bir drop'umuz yok. Şimdi seriden gidelim, çöplerimizi satalım. Hem de TS'miz bitiyor zaten. Bir repair vesaire şeyleri halledelim. Ardından tekrar slot'a geri dönelim. Evet, repair'imizi yaptık. Slot'a geri dönüyoruz. Hatta TS'mizi de şöyle güncelleyelim. Üzerimizde 200k civarı bir parayla gelmiştik. Yani 2,5 hem para kasmışız. Üzerine bir tane boost, bir tane bes, bir tane de çitin aldık. Bu kırdırmalık şeyli Stone Golem slot'ta bir kısa bir süre mage'ler başlamamıştı. Orada kastım. Sonrasında zaten oraya da gelince o slot'ta bıraktım. O yüzden hani onu da öyle göstermiş olayım. Yani burada da bir tane kırdırmalık şelimiz var. Şunu gel slot'a gelmeden geri basalım. Allah, yanlışlıkla centaur basıyordum neredeyse. Harika, slot'a gelen gider olmamış. Şimdi gecenin bir yarısı ama ne olur ne olmaz. Gelen olur, şey olur. Şöyle tekrardan cinimizi başlatalım. Ve slot'a girişi yapalım. Yani çok güzel dönüyor. 83 olduğumuzdan beri çok rahatladık derken. İnternetimizde hafif bir dalgalanma oldu. O da beni korkutuyor ya. Gerçekten öleceğiz yok yere. Neyse, şu an başladık tekrardan. İkinci saatimiz böylelikle başlamış oldu. Bakalım ikinci saatte neler alacağız diyelim. İkinci saatin sonunda tekrardan görüşürüz. Evet, ikinci saatin de sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 5 dakikamız kaldı. Ama slottan ayrılacağım çünkü internetimde bir dalgalanma var. Ve bu dalgalanmada yatıp da X kaybetmek istemiyorum açıkçası. Repay'ımızı yapalım. Karakterimizi dinlenme moduna çekelim. Ondan önce şöyle bir şey göstereceğim. Üzerimizde nakit 3,5 gem oldu. Ve gördüğünüz gibi hiçbir drop almadık. Yani bu saatte yine olduğu gibi kaldı. Sadece aldığımız bir buz, bir bez, bir çitim ve bir tane şelle kaldık. Bakalım çöpleri satınca ne kadar paramız olacak? İlk turdan 1.1 hem, ikinci turdan da 1 hem para aldık. Toplamda 5.6 hem kadar, yani 5.5 hem kadar bir para kastık. Ek olarak da bir buz, bir bez, bir de çitin aldık. Hatta gidelim şu çitine hemen bir basalım ya. Hani fazla yok zaten, bir tane varken bekletmeden bir atalım. Belki yanlışlıkla tek bir tane olunca artı 7 oluyordur. Şöyle TS'yi sildik. 1 attık. 2 attık, 3 attık, 4'e yandı. Tamam, bunun hakkı 4'e kadarmış. O zaman bu farmı burada bıraktık diyelim. Devamında zaten GG'ye artık daha rahat dönebildiğimiz için bol bol döneceğiz. Bol bol GG slotunda olmaya devam edeceğiz ve bol bol para kasmaya devam edeceğiz. Güzel, 5 ama hiç yoktan iyidir. Biraz da X kasıyoruz, o da çok güzel oluyor. Şunları da alıp bankaya atalım. Bankada da busumuz 3 tane, besimiz 3 tane oldu. Kırdırmalık şerlerde de 3 tane oldu. Paramızı da üzerimize çekelim. O zaman savaş yeresine kadar dinlenme moduna geçelim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi ufak bir sembol denemesi yapacağız. Arkadaşlarım geldi sağ olsun, yardımcı oldular. 2 tane sembol hazırladık. Bu 2 sembolü de deneyeceğiz. Hangisi hoşumuza giderse onu kullanacağız. Önce TGA formatında hazırladığımızı denemek istiyorum. Bir 5 amparamız gidecek zaten, üzerimizde 12 ampara var. Bakalım şu TGA'yı bir önden
deneyelim ve değiş. Oha çok güzel oldu. Bir saniye. Fena durmadı gibi. Bir hemen fikir alıp geliyorum. Şimdi ikinci sembolü de bir deneyelim. Bakalım hangisi hoşumuza giderse ona şey yapacağız. Yani biraz para harcayacağız ama en azından sabit sembolümüz olsun. Şöyle bir tane bunu da apply'ladık. Bu da bu şekilde durdu. Sanki bu tam olmadı. Ama bir bunu da fikrini alıp hemen dönüş yapıyorum. Evet, şimdi ilk logoda karar kıldık. Bunu da denemiş olduk. Şöyle onda da ufak bir iki değişiklik yaptık. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Dışına bir beyaz kontur attık. İnşallah güzel olur. Bir beşem daha harcamayız diyelim. Şöyle yaptık. Ve logomuz bu şekilde oldu. Bakalım şimdilik böyle kalsın. Bir Yançar'la da girip kontrol edeyim. Sonrasında zaten bunu göreceksiniz muhtemelen. O zaman şimdi ben Yançar'a geçeyim. Selamlar arkadaşlar. Akşam CR'sinde yine kaybettik. Ya 1'e geçtim. 2'de tıklayamadım. 1'e geçtim. Ya bir daha 1'e asla girmeyi düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. Ne olursa olsun ya 2'de kalacağım ya 3'e geçeceğim. Gerçekten çok can sıkıcı. 1'deki insanlar çok problemli. Oyunlar çok problemli. Gerçekten çok yordu. Dedim ki böyle bir geleyim. Kaotik'in yanına bankadaki bütün taşları aldım. Şöyle bir şey göstereyim. 6 tane silver'ımız vardı. 1'e düştü. Bunun sebebini şöyle anlatayım. Game Imperial'ın videosunda bir challenge içeriği yaptık. O içerikte kaybeden tarafta olduğum için 5 tane silver gem verdim. Çok eğlenceli bir içerikti. Onu da bu arada kartlara buraya ekliyorum. Buradan ona da tıklayarak gidebilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi dedim ki madem 5 tane silver'ımız gitti. Biz elimizde bir tane kaldı. Bir tane bilek de son jereden aldık. Demek hepsini toplayayım. Geleyim Kaotik'in başına. Dedim deneyelim. Toplamda kaç tane? 4 tane black, 2 tane blue, 1 tane silver. Toplasak girmem para ediyor. Dedim ki bu riske değer. O zaman şimdi seriden şunları yapalım. Ardından bosslara gidelim. Bakalım bosslar da drop alabilecek miyiz? Şansımız orada dönecek mi? Bir açılış yapalım. Şuradan Blaine'in ilkiyle başladım. Siyahla başladık. Nedir? Ne geldi? Armor Enchant gelmiş burada. Şöyle 2'yi attım. O da siyah. Shell aldık bir tane. 3'ü attım. Yeşil nedir? Playdax. Ah be, Raptor olsa fena olmazdı. Dördüncü bileğimiz, son bileğimiz de böylelikle salladım. Bu da kırmızı complete pants aldık. İki tane blue'umuz, sonra bir adet de silver'ımız var. Bu arada burada hiç silver kırmadım. Blue kırdım mı hatırlamıyorum ama silver bir tane kırıyorum ama olsun. İlk defa bir silver gem kıracağım. Attım ilkini, kırmızı weapon enchant aldık. İkinciyi de salladım. Yeşil Playdax. Allah Allah, ne Playdax'mış arkadaş. Ve son olarak silver gemi de kırıyorum. Yok mu şuradan bir tek de Lego almamız? Olsa ne güzel olur yalnız. Şöyle stopa bastım. Hatta şöyle yapalım. 6 x'ini de kapatalım. Aldık gidiyoruz. Şöyle ilerleyelim bakalım. Tam bankanın orada atalım. Sonra gidelim bankaya tıklayalım. Yani muhtemelen bir şey atmayacaktır da. Olsun, şansımız denemiş olalım. Sıkıntı yok. Attık ve kapattık. Bankayı da açtık. Bunun 10 Raptor atmış. Güzel. En azından 8-9M geri geldi. Güzel oldu. Bankamız da ağzına kadar dolu. Şöyle yapalım. Şunları kırdırmalık listesine atalım. Sonrasındaysa bir de şunları alalım. Şunları bir upgrade yapalım. Bunları geçtiğimiz gün Giant Golem'de düşürmüştük. Yani çok bir şey hedefimiz yok onlarla. Ama olur da yanlışlıkla +6, +7 yaparsak ne güzel olur diyelim. Seri seri atacağım. Beklemeyeceğim hiç. Crimson 4 tabii ki şaşmaz. Kesin bu yanacak. Yanacak tabii. Şaşmaz. Crimson'ı attık. 5. Yok mu şimdi Crimson'dan bir 7 çıkarmamız? 5 an falan ediyor yine. Hiç yoktan iyidir. Attım, 6 oldu. Attık. Yandı. Tamam, sağlık olsun. Sıkıntı yok. Zaten hızlı hızlı basıyorduk. Herhangi bir beklentimiz yoktu. Geldik bakalım. TVT gelmiş. Güzel. Prestimiz de var. Bosslar için hazırlanıyoruz diyelim. Günaydınlar arkadaşlar. Sabah JR'sinde güzel bir win aldık. JR'de PK kısmını göstermedim çünkü hani çok da özel bir PK dönmedi. Şöyle göstereyim, zaten son dakikalarda da sadece iki arkadaş DB ve Okçu inip sürekli rakibi kestiler. Çok da kolay bir JR'ydi. Sanırım 2 ya da 3 skor verdik. Şöyle göstereyim, 2 silver, bir tane de blue gemle çıkmayı başardık. Bunlarla beraber ilk gemlerimizi aldık diyelim. Tekrardan gem biriktirmeye başlıyoruz bunlarla beraber. Biraz da para biriktirmeye başlamış olduk böylelikle diyelim. Şimdi seriden bosslar için 3'e geçelim. Ardından tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, sabah bosslarından sonra yine 100 kill görevimizi çok kolay bir şekilde hallettik. Gerçekten ya, bu ekiple yaptığım görevler gerçekten ayrı keyifli oluyor. Return of the Wolves ekibi. Sağ olsunlar, 18 dakikada 2 görevi bitirdik. Üzerine şöyle göstereyim. Bir SC'de 4K rank yaptık DC Premium'la. Bilmiyorum, ben çok beğeniyorum sabah PK'larımızı. O yüzden mümkün olduğunca sabah gelmeye çalışıyorum. Şöyle sağa solu kapattım.
Yazıyı aldım gittim attım ve bankayı açıyorum. Bakalım bugün şansımıza 4 tane pot almışız. Şöyle bunu da bıraktık, 16 tane old rakimiz oldu. Bu arada ciddi anlamda internet problemim var şu sıra. Yani çözemiyorum, o yüzden muhtemelen şey yapacağım. İnternet sağlayıcımı değiştireceğim. Yani sürekli olarak internetim kopuyor. Tam böyle boss saati geliyor. Saat mesela sabah 9 boss'u var. 9'a kadar hiçbir sıkıntı yok. 8:59'da internetim kopuyor ve sonrasında işte 9'u 10 geçe geri geliyor falan. Böyle çok saçma sapan zamanlarda internetsiz kalıyorum. Bu da bizi hani şu an bir problem yaşatmıyor. Tamam hadi boss'larda drop kaçırmadım ama yani bir noktada bunu da yaşatacak. Ve bunu yaşamak istemiyorum. O yüzden muhtemelen internet sağlayıcımı değiştireceğim. Yani şimdilik yapacak bir şey yok. Ben seriden Preste geçeyim. Ardından tekrar duruma göre buluşalım diyelim. Selamlar arkadaşlar. Şimdi ufak bir GB satış yapacağım. Onu göstermek istedim. Şöyle üzerimizde gördüğünüz gibi 106 M paramız var. Bunun 100 M'ini siteye satacağım. Çünkü pazar seyircimiz bitti. Satmamız gereken eşyalar var ve bakamıyoruz pazara. Şöyle gördüğünüz gibi şu ikisi bizim paylı eşyalarımız. Şu da klanın bensiz aldığı paylı eşya. Şimdi bunları satmamız lazım. Pazar seyircisiz göremiyoruz vesaire. Şimdi üzerimdeki parayı satacağım. Hızlıca bir pazar seyirci alacağım. Onu da dedim bir göstereyim. Şöyle bir 100 M sattığım zaman 1200 keş çekebiliyorum. Hızlıca 100 M'i satayım. Keşimi çekeyim. Pazara geçeyim. Bunu da size göstermek istedim. Arkadaşlar selamlar. Akşam CR'sinde DEVA'yı kesiyoruz. Bir gariplik var yani. Normalde şey vardı. Kayda girmemiştim bilerek. Nasıl olsa PK'ya kalırız ve mevzu uzar diye. Partimiz de biraz sıkıntılı bir partiydi. Yani biraz tartışmalar falan oldu ufak tefek. Çift DEVA olduğumuz için. Ama garip bir şekilde rakip de gelmemiş. Ve 23.50 hala rakip görmedik. Ve sanırım DEVA'yı kesip çıkacağız. Güzel kısmı şu. Sıra bende. Ve gördüğünüz gibi yani şöyle göstereyim. Hani sırf hızlı gidelim diye full SC basmıştım. SC'lerin parasını silver bar'la verdi bana oyun. Şunu kestik abi. Elinize sağlık diyelim. Ve silver bar'ı aldık. SC'lere de gayet bastığımıza değdi diyelim. Çok güzel oldu. Tertemiz 23.38'de çıktık. Sağ olsun rakip bu sefer gelmedi. Normalde biliyorsunuz 28. dakikada falan geliyorlar server 2'de artık. Ama bugün dediğim gibi şanslıydık. SC'leri de bastığımız iyi oldu diyelim. Şimdi şu üzerimizdekileri seriden bankaya bırakalım. Ardından boss'lar için 3'e geçelim. Çünkü gayet hızlı bir sürede bitirdik ve hoş oldu. Şunu da şimdilik şöyle bırakalım dursun. Sonra onda ihtiyacımız olduğunda satarız diyelim. Şimdi seriden 3'e geçiyorum. Bosslardan bir drop alırsak tekrardan görüşürüz. Bir sabah jeresinde daha DEVA'ya doğru koşuyoruz. Muhtemelen PK'ya kaldık. Şöyle gördüğünüz gibi 26 dakikamız var. Bakalım neler yapacağız. Okçu bir adım geri attı aynı. PK'dayız. EP setimize geçelim. Ve PK'mız başlasın. Bakalım nasıl olacak. Karşısı nasıl bir ekip? Ona bir bakacağım. Kanguru aldım. Hemen şuradan hazırlığımızı yapalım. Şunları şöyle atalım. I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way and then break out. Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning. Got a mind with no limits, but sometimes I forget it. Look at myself in the mirror. İlk turda 3-1 öne geçtik. Bakalım PK'nın devamında neler yapıyor olacağız. Muhtemelen böyle giderse kazanırız. Yani bir tane sağlam warrior'ları var gibi gözüküyor. Şöyle hemen Talya'larımı üzerine çekeyim. Talya'da şurada Spear'ı hazır tutayım. En çok Spear ihtiyacımız olacak. Allah'tan yedek Spear'ımız var. O da bitmek üzereymiş. And now we're playing the wind. We ride or die to the end. Look
look at myself in the mirror. I just wanna see clearer. I could feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world's calling my name. I'm a little afraid, but I need to be brave. Cause when my head is filled with doubt, I just wanna be free. Evet arkadaşlar, JLB'den çıktık. İlk defa bu seride de 18. bölümde bir tane lose göstermiş olduk. Normalde hiç lose'ları göstermiyordum. Arkadaşlar çoğu zaman beni kazanıyor sanıyordu. Böylelikle de onu da göstermiş olduk. Gösterdiğim ilk mağlubiyet oldu. Yani fena PK dönmedi, denedik bir şeyler. Ama biraz karşı tarafın warrior'ları biraz üzerimize oynamaları gerektiğini anladığı için zorlandık diyelim. Problem yok. Elimize sağlık. Denedik şansımızı ve kaybettik. Şimdi bosslar için 3'e geçeceğim. Bugün yaklaşık olarak bir 6-7 saat elektriğim olmayacak. O aralıkta da gider günlük işlerimi hallederim. Ondan önce de gidip bossları yapalım. Bakalım inşallah bosslardan bir drop alırız diyelim. Evet, selamlar arkadaşlar. Az önce şöyle gördüğünüz gibi Knight Royale'den atıldım. Şöyle 21 tane aldık ve üzerimizde toplamda 120 tane oldu. VIP'm bitti, şöyle göstereyim. Ben bunları biriktirip zaten burada kullanırım. Burada 100 taneyle VIP alacağım. Yani bayağı güzel şeyler var ama benim ihtiyacım olan şu an burada bu VIP'yi en azından bir 3 aylık falan stoklamak. Her girdiğimde bir 20 tane falan alıyorum. Böyle biriktirelim. Sonuçta bunlar lazım olacak ileride bize. Yani daha doğrusu VIP'ler. Bunları dedim ilk aldığımı size de göstereyim. Ondan sonrakileri zaten toplu olarak kırarım muhtemelen. Çünkü çok da böyle tek tek kırmaya gerek yok. Yani bunu şu an VIP bittiği için kırdım. Onu dedim size göstereyim. O zaman şimdi birazdan bosslar var. Bir 45 dakika sonra ben seriden 3'e geçeyim. Ardından tekrar buluşalım. Çiple düş altına yaklaş. Duvana çiple yürü. Yürü yürü, sağla en sağ 70. Vur. İleri sollu 60 da vur. Ağacın dibine vur. İkiyi. Ağacın dibine vur sollu ileri. Aldım Afra. Sağ olun. Gelsene sollu. En sağ afa koysana. 60. Vur 60. Yan 60 da vur. Yan 60 da vur. 70. 70 vurma. Yan 60 vur. 45 vur. 2-45 vur. En sağ arkana. Vur fer 60. Yan 60 da vur oraya. Yan 60 da vur. 45 de vur. 45 de vur. 70 de vur. 70 de vur kanka. 70 de vur. Dön sola, yan 60 vur. 70 de vur. Aldım onu. 60 de vur. Restore sil. Önüne 60 vur. Yan 60 de vur. Restore sil. 70 de vur sanki. 70 vurma, 70 vurma. Devam et yürü. 70 vurma, devam et yürü. En sağ meclisi dön. Yan 60 de vur. Fer 60 vur dönü. Aldım onu. Fer 60 de vur. Ana 60 gel, bas dostum, sür kafadan 60 hazır. Vur 60. Vur 60, buradan 70 de vur kanka. 70'ini de vur. 45 de vur kaçış yönlerine. Vur 45'ini de. Gel geri eşini, gel geri. Evet, selamlar arkadaşlar. Şimdi verdim tekibiyle PK atıyoruz. Bir yandan hani bir ara verdik. Bir 5-10 dakikalık. O arada dedim 7 Armor görevini verelim. Bu arada şöyle bir şey göstereceğim. İlk defa rankta birinci sıradayız. Yani bu daha önceden yaşadığımız bir şey değil. O yüzden onu da sizinle böyle paylaşmak istedim. Öncesinde bir 2 SC başka ekiple PK atmıştık. Ardından bir de VR'ndemle attık. Yani toplam 3 SC'de rank 1'i almayı başardık. Güzel oldu. Yani ilk defa oldu. Bu mutluluğumu da sizlere dedim paylaşayım. Deneyelim şansımızı. Haydi bir de mutluluğumuzun yanına bir tane de ekstra bir şey gelsin. Attım. Pot geldi. 8 tane de pot aldık. Bu arada şöyle bir şey. Üzerimde 2 tane Old Drake Box görüyorsunuz. Bir tanesi görevden geldi. Diğerini ekipten bir arkadaştan satın aldım. Yani paraya ihtiyacı olduğu için... Bir tanesini 9M'den bana verdi. Dedim tamam alayım. Yani bankamızda biliyorsun zaten 9M piyasası da. Olmaz yani, hani kaybımız yok. Onu da dedim hazır göstereyim. Yani iki tane nereden geldi derseniz onu da göstermiş olayım. O zaman biz PK'ya devam edelim. Ardından JR'de tekrardan buluşalım. Şimdi 3'te pazar kuracaktım. Öncesinde size bir şey göstermek istiyorum. Isilion'u bastığımızdan beri klanlarla görüşüyorum. Çok da böyle inanılmaz iyi iletişim kuramadık kimseyle ama sonunda bir ekiple güzel bir iletişim kurarak şöyle bir şey yaptık. Hemen karakterimizi ters döndürelim. Gördüğünüz gibi pelerinimizi Royal ve Alliance'a çevirdik. Buradan PVN Stars klanına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bizi elaylarına kabul ettiler. Ve çok güzel bir pelerine sahip olduk sayelerinde. Açıkçası eski pelerinimizi de seviyordum ama bir Royal Alliance'a girip klanı daha da böyle oturaklı hale getirmek istiyordum. Çok güzel oldu.
Şu anda şöyle göstereyim. Klanımızda 48 kişi var ve bunların neredeyse hepsi tek char. Yani yan charlardan çoğu kalmadı. Şu anki halimizden aşırı memnunum. Bu Alliance'dan sonra artık hani daha da bir keyifliyim. Hem PvN Stars ekibine teşekkür ediyorum. Hem de klanıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekip oluşturduk. İnşallah ilerleyen günlerde daha keyifli, daha iyi şeyler yapacağız. Onu söyledikten sonra şimdi pazara bırakayım. Bu arada bir sonraki sahneye geçmeden önce akşam CRS'ine giremedim. Ardından bosslarda da ne yazık ki drop alamadık. O yüzden oralardan kesti göstermedim. Onu da söylemiş olayım ve bakalım bir sonraki kısımda ne yapıyor olacağız. Selamlar arkadaşlar. Bugün biraz uyuyakalmışım. Sabah şehresini vesaire her şeyi kaçırdım. Bosslar da dahil olmak üzere. Şimdi şöyle bir şey. Walker'larımızın süresi bitmiş. Şöyle biliyorsunuz ki geçen etkinlikten bir tane Minerva Helmet'imiz vardı. Bunu ve bir tane buradan 2 aylık Walker'ı çekeceğim. Yine Bahamut olarak kıracağız. Bahamut dediğimiz zaman Bahamut göğüslük. Buradan. Çektik. Perimiz bitiyor. Perimizin bitmesine çok az kaldı. Ama güzel kısmı şu. VIP'lerimizi artık şeyle tamamlayacağız. Night Royale ile tamamlayacağız. O yüzden buradan biriktikçe onları da yapıyor olacağız. Ve en az 3 aylık bir VIP almayı planlıyorum. Buradan Bahamut Armor, HP200, Receive Item. Onu aldık. Göğüslüğümüz tamam. Şimdi buradan bir de kafalığı alalım. Buradan 30 günlük helmet olarak kırıyoruz. Bunu da HP100 kırdık. Ve bu da kafalık olarak geldi. Tekrardan full set haline dönmeyi başardık. Şimdi biliyorsunuz çok fazla pot ihtiyacımız oluyor. O yüzden bir pot depolamaya geldim. Şöyle gördüğünüz gibi manamız hiç kalmamıştı. Canı zaten yapmıştık. Bizim Zero 3'te bir tane taksicimiz vardı biliyorsunuz zaten. Dedim hani potun var mı? Sağ olsun 10k pot ayarladı bana. Elimden bana 10.000 tane pot verecek. Şimdi onların bir başlangıcını göstereyim. Ardından zaten kapanışında tekrar aldığımız potları gösteririm diyelim. Parasını verdik. 750 ile başlıyoruz. Hadi bakalım hayırlı olsun. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Toplamda 10.000 tane potumuz burada oldu. Ve üzerimizde de 685 tane pot var. 50M toplamda 10.500 civarı bir pot verdi sağ olsun. Yani normalde ben 10.000 olarak anlaşmıştık ama sağ olsun bir 500 taneyi de indirimli olarak bize vermiş oldu. Bu arada Zero Server'ında ve Pandora'da hala devam ediyor diyebiliyorum. Taksi ihtiyacı olan olursa Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ben sizi yönlendiririm. En azından hani eksik saatlerinizi vesaire telafi eden birisi. Öyle iletişime geçebilirsiniz. Karus tarafında tek slotu var. O yüzden hani orada çok bir de Z3'te olduğu için orada çok verimli bir sonuç alamayabilirsiniz. Ama isterseniz onun için de yönlendirme yapabilirim diyelim. Ve potlarımızı aldığımıza göre artık başka şeyler yapmaya devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi Balrog Farm'ına tekrardan döndük. Aa şey attı. Balrog Farm'ına tekrardan döndük. Şu an klanımızla böyle 3 kişi, birazdan 4 kişi olacağız. Balrog'a oturduk. Boş bulduğumuz zaman böyle arada değerlendireceğiz bu slotları. Dedim buraya daha önceden de gelmiştik. Bir tur daha gelmişken hemen bir kayda gireyim. Belki bir drop alırız onu da gösteririm. Yaklaşık olarak bir 1 saat 2 saat burada kalmayı planlıyoruz. Bakalım 1 saat 2 saatin sonucunda neler alacağız. Biraz burada takılalım. Hatta hızlandırılmış bir şekilde biraz Balrog nasıl dönüyoruz onu göstereyim. Sonrasında ise bir drop aldığımızda tekrardan buluşalım. Selamlar arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir 2,5 saat kadar slotta kaldık. Yüzde kaçla başlamıştım bilmiyorum ama bir kez öldüm. Rezle kalktım o yüzden bir %0.50 kadar bir X kaybettim. 2,5 saat kadar slotta kaldık. Ne yazık ki hiç drop alamadık. Yani aldığımız tek şey birer tane boost oldu kişi başı. Allah'tan onu alabildik. Birer tane boost'la ayrıldık diyelim. Yapacak bir şey yok. Yani Balrog farmlarına böylelikle başladığımızda söylemiş olayım. Ufak ufak böyle boş buldukça Balrog slotuna da geçeceğiz. Bakalım hani Red Apple'la başladığımız serüveni, Balrog serüvenini burada tamamlıyor olacağız. Ben ufaktan artık pazar kurup sabah yeresine hazırlığımı yapayım. Daha doğrusu sabah yeresi için dinlenmeye gideyim. Ardından da sabah yeresinde yeni bölümde buluşuruz diyelim. Bu bölümün kapanışını da böylelikle yapalım. Pazarımızı kuracağız. Pazarımızda zaten bildiğiniz gibi eşyaların hiçbiri bize ait değil. Şunlar da yine klanımıza ait. Şundan sadece bir payım var. 4 kişilik bir pay. Şu ikisinde payım var. Geri kalan hiçbirinde payım yok. Geri kalan hepsini klanımız için satıyoruz. Onları da öyle göstermiş olayım. Şimdi ben pazarımı kurayım. Yeni bölümde bakalım. Eğer Elfring'i vesaire satmış olursak zaten açılışı öyle yaparız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan bölüm kapanışını böylelikle yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşürüz diyelim.